Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum avukat Sultan Murat Şahsi. Kendisinin ofisindeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün birazcık da çalışma hayatıyla alakalı işçi ve işveren konusunda işte ne tür anlaşmazlıklar yaşanıyor? Bunlarla ilgili bilgi almak istiyoruz açıkçası sizden. Evet, tekrardan hoş geldiniz Nevi Hoş bulduk. Hanım. Evet, çalışma hayatı da gerçekten işçi ve işveren tarafından birçok mağduriyetler yaşanabiliyor. Gerek işçinin buradaki bir hak edinebilme mücadelesi, gerekse işverenin bazı mağduriyetleri söz konusu. Haklarımızı galiba çoğu Evet, işçi de bilmiyor zaten herhalde. maalesef bununla çok sık karşılaşıyoruz. Ben haklarını tas tamam teslim alamamış, bu konuda bir bilince sahip olmadığı için bir hukuk mücadelesi vermemiş birçok işçiyle karşılaşıyorum. Keza işverenler konusunda da yine benzer şekilde onların da belli başlı mağduriyetleri söz konusu olabiliyor. Hani iş kanununun her zaman işçiyi koruduğuna dair yanlış bir algı da var. İşveren de bunun mağduru olabiliyor zaman zaman. Bununla alakalı güzel bir konu, iş hukukuyla alakalı. Bugün sizlere O zaman en çok bir şey yapalım. rastlanan sorunla başlayalım. En sık hangi sorunla karşılaşılıyor? En sık karşılaşılan sorun işçilerin iş yerinden ayrılış problemleri. Yani ayrılırken haklarının tas tamam teslim edilip edilmediği problemleriyle karşılaşıyoruz. Burada şimdi gerek işveren tarafından, gerek işçi tarafından kaynaklanan belli başlı problemler veyahut da bazı mazeretlerle çalışanın, işçinin iş yerinden ayrılması gerekebiliyor. Ya kendi talebiyle veyahut da işveren talebiyle. Hani burada çok fazla uyuşmazlık içine düşülebiliyor işveren ve işçi arasında. İşte tazminat hak kazandın mı, En çok da kazanamadın tazminat mı? herhalde, Evet, değil mi? yani işte işten kendin çıkıyorsun, tazminatını vermem. Veyahut da işte kendim çıkıyorum, tazminatımı alabilir miyim acaba sorusuyla çok sık karşılaşıyoruz. Evet, alabilirler mi? Alabilirler, belli başlı şartların varlığı halinde alabiliyorlar ki Türkiye'de gerçekten iş hukukuyla alakalı gerçekten işverenler mevzuata tam olarak uygun bir şekilde hareket etmediği için biraz o konuda boşluklar var, belli başlı bilinçsizlikler var açıkçası. Alabiliyorlar genelde. Nasıl alabilirler? İşte fazla mesaileri vardır, fazla çalışmaları vardır, ödenmemiştir. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar biliyorsunuz fazla mesaiye giriyor. Bu konuda ödenmeyen fazla mesailerin olduğu ispat edilebilirse veyahut da yıllık izinler kullandırılmamışsa ki yıllık izinde ispat işverendedir ki mahkemelerde bu konuda bir yazılı delil arıyorlar. Yani mutlaka yıllık izin formlarının doldurulmuş olması gerekiyor ki işçi tarafına imzalı bir şekilde işveren ben yıllık izni kullandırdım diyebilsin. Peki Burada fazla eksiklikler mesaiyi nasıl olabiliyor. ispat edecek? Yani Fazla her iş mesailer... yerinde kart okuma ya da parmak Evet. izi gibi bir şey yok. Evet maalesef keşke olsa çoğu işveren müvekkilimiz de bundan muzdarip olabiliyor. Genelde fazla mesai ispatını biz tanıkla ispat ediyoruz mahkemelerde. Yani birçok iş yerinde kamera kaydı olabiliyor veyahut da işte dediğiniz gibi parmak okuyucular, kart okuyucular olabiliyor. Giriş çıkış saatleri belli olabiliyor. Ama birçok iş yerinde bunlar hatta en çok yani büyük bir çoğunluğunda bulunmuyor. Burada biz yine işte tanık beyanlarına bakıyoruz. Varsa şirket içi mailleşmeler, görüntü kayıtları var mı? WhatsApp gruplarında konuşmalar var mı? Yani mutlaka bunlara bakıyoruz. Önce biz hani bir dava açmadan önce müvekkilimizle oturup nelerin delil olarak kullanılabileceğine baktığımızda öncelikle bunları kendisinden talep ediyoruz. Hani birçok iş yerinde artık WhatsApp grupları kullanılıyor. Doğru. Mail üzerinden haberleşmeler meydana geliyor. Veyahut da işte yapılan iş mail üzerinden işverene veyahut da iş yöneticisine gönderilebiliyor. Böyle dediğim gibi tanıklar işçiyle beraber aynı iş yerinde çalışmış olan sigortalı, bordrolu tanıklar diyoruz. Bordrolu tanıkların iş mahkemesindeki anlatımlarıyla işte günlük mesainin kaçta başlayıp kaçta bittiği, hafta sonları çalışmanın yapılıp yapılmadığı, işte gece mesailerin olup olmadığı vesaire konularında özellikle saat noktasında başlangıç ve bitiş, mesai başlangıç ve bitiş saatleri konusunda tanıkların bu konudaki beyanları gerçekten ispat noktasında etkili olabiliyor. De gizli tanık olma durumu olabilir mi? Hani şimdi Yok patronunun aleyhine gidip de orada ifade şimdi verirsen hangi seni de iş kullanır.
karşılaşıyorsunuz demiştiniz. Biz bu noktada çok büyük bir sorunla karşılaşıyoruz zaten. Birçok çalışan mevcut iş ilişkisi devam ettiği için Tabii. ayrılan arkadaşına tanıklık yapmak istemiyor. Aynen. Ama burada hani gizli tanık dediğimiz olay maalesef iş hukukunda, özel hukukta kullanılabilen bir şey değil. Yani o ceza hukukunda Kötüymüş. ki o da çok çok özel durumlarda ancak kullanılabilir. Yani tanığın gizli tutulması çok nadir. Yani böyle ben bile çok görmedim öyle söyleyeyim size ceza hukukunda bile yani. Özel hukukta maalesef gizli tanık diye bir şey olmuyor. Hani zaten şöyle bir problem var. Ya problem değil mi? Aslında olması gereken şey bu. Yargılamaların aleni olması gerekiyor. Yani hem davacı hem davalı aleyhine ve lehine olan delillerin ne olduğunu o mahkemede görme hakkına sahip. Yani dolayısıyla gizli bir tanığın kimin ne söylediği belli olmayan beyanlarıyla işvereni de ciddi bir tazminat yükümlülüğüne altına sokamayız Ama bu maalesef. durumda da kimse kolay kolay da tanık olmaz Evet, herhalde yani. maalesef çok olmuyor. Bu zaten bu karşılaştığımız en büyük problemlerden birisi. Yani o yüzden biz işverenler, işçilere, çalışanlara çalışma süresi zarflarında elde edebiliyorlarsa daha çok yazılı ve görsel delilleri elde edip işte saklamalarını öneriyoruz. Yani çalışma esnasında bunları daha kolay elde edebiliyorsunuz, depolayabiliyorsunuz. Yani diyelim ki hani tabii çalışma esnasında bu fazla mesailerin karşılığını belirlediği birçok şirket de var. Ama diyelim ki bu karşılığı alamıyorsunuz çalışırken, yarın bir gün mahkemede ben hakkımı ararım diyorsanız mutlaka yazılı ve görsel bir şeylere edinmeye çalışın. Ama tanık beyanlarında burada etkili olabiliyor. Ha, tanık beyanlarında da bazen hakim genelde şey diyor hani bir yazılı ve görsel kesin bir delil Onu hükmü da değil, istiyor. onun kadar net değil yani bu tanık beyanları. O yüzden orada bir hakkaniyet indirimi de yapıyor. Hani tanık şaşırabilir, fazla söyleyebilir vesaire gibi durumlarda. Bu konularda ispat noktasında fazla mesela bu şekilde ispat ediyoruz diyebilirim. Onun haricinde işte dediğim gibi hafta sonu çalışmaları eğer yapılmışsa ve bunun karşılığı ödenmemişse, hafta tatili kullandırılmamışsa, onun haricinde iş yerinde belli başlı mobbing durumları vesaire varsa işveren tarafından yapılan işçiye karşı kullandırılmayan hakları söz konusuysa işçi o durumda Kendi ben ayrılsa bile tazminatını alabiliyor. haklı ve geçerli neden nefesi haklarım doğdu deyip kendi ayrılıp tazminatını alabiliyor. Tabii öncelikle bir arabuluculuk, akabinde bir mahkeme sürecinden sonra, iş mahkemelerinde görülecek bir yargılama sürecinden sonra ancak bu haklarını elde edebiliyor. Süreç çok uzun değil mi? Çoğu insan ondan vazgeçiyor. Yani onunla Evet. uğraşmak istemiyor. Aylarca sürebiliyor herhalde. Doğru. Hani burada iş biraz da aslında biz avukatlara düşüyor. Aslında yargılamanın başından sonuna kadar delilleri hızlı bir şekilde mahkeme intikal ettirip bilirkişi raporunda işte da bir aksilik çıkmadıkça biz belli başlı yine talep ve ıslah dilekçelerimizi verdikten sonra mahkemeler burada kararını zaten birkaç celse sonra veriyorlar. Ama bazı dosyalarda işte tanıklar hazır edilemeyebiliyor. İşte bazı beyanlar, işte bilirkişi raporu gelmiş, beyan yazılacak. Yazılmamış. Hakim mecburen süre dolmadığı için gün veriyor. Bir daha 3-5 ay Atıyor. duruşma günü atıyor. Çok teknik konular bunlar aslında. Yani biraz işte dava vekillerine, biz avukatlara burada iş düşüyor. Ama evet yani şunu inkar edemeyiz. Yani iki celse arası minimum 2,5-3 ay falan sürüyor. Hani 4-5 celse sürebiliyor bazen. Bazen 2-3 celsede karara çıkabiliyor. Hiç belli olmuyor bunlar. Arabuluculuk da Ama artık ilk zaten adım evet, şimdi arabulucu. onu Orada da söyleyecektim. çözülebiliyor Sürecin uzun zaten. sürdüğünden bahsetmiştiniz. Ona gelecektim. Yargılama kısmı o şekilde uzun sürüp sürmediği yine dediğim gibi mahkemedeki tamamen sürecilere bağlı. Yani hakimin varlığına, yokluğuna veya avukatların usulü işlemlerini zamanında yapmamasına bağlı. Ama dediğim gibi mahkeme öncesinde bir zorunlu arabuluculuk süreci artık getirildi. Şahıs artık işverenine karşı bir dava açmak istiyorsa burada zorunlu bir şekilde arabuluculuğa başvurup bir arabuluculuk oturumu düzenlenmesi gerekiyor. Oturum sonunda artık taraflar anlaşırsa bir anlaşma metni hazırlanıp protokol altına alınıp imzalanıyor. Ve o artık bir mahkeme ilamı hükmünde oluyor. İşveren işte belli bir ücret ödemeye kabul ediyor orada.
Hani pazarlık usulleri de tabii geçerli oluyor. Hı. Arabuluculuk sürecinde sunulan deliller, belgeler daha sonra mahkemede sunulamıyor. Bir gizlilik esası söz konusu. Hı. Dolayısıyla tamamen kapalı bir oturum yani. Taraflar kendini çok rahat hissediyorlar. İstedikleri gibi süreci orada yürütebiliyorlar. Anlaşmamayla sonuçlanırsa da taraflar yine bunu imza altına alıyorlar. Tabii burada şunu söylemekte fayda var. Arabuluculuk hem zorunlu hem de arabuluculuğa katılmayan taraf daha sonra yargılama sonunda bütün dava masraflarını, yargılama giderlerini de üstlenmek zorunda kalıyor. Yani orada ona da dikkat etmek gerekiyor. Hani bana arabuluculuk toplantısına çağrı kağıdı geldi. Hani Hı. gitmesem ne olur? Davet mektubu geldi. Gitmesem ne olur diye soracak olursanız o yargılama giderleri ve masraflarıyla yüzleşmek Karşılaşırdım. zorunda kalırsınız. Aynen bu şekilde. Arabuluculuk süreci bu şekilde hızlı bir şekilde sonuçlandıktan sonra ki başvurumuzu yaptığımız hafta genelde bize bir gün veriliyor. Hı. Bir hafta içerisinde oturum sağlanıyor. Eğer taraflar bir süre almak isterse arabuluculukla yine ikinci, üçüncü oturumlar yapılabiliyor. Hani biz bir Hı ara verelim, ikinci oturumda tekrar konuşalım, şirketle bir görüşelim diyebiliyor hı. vekiller bazen. Bazen bizim müvekkillerimiz bir düşünmek istiyor. O şekilde daha sonrasında anlaşma olursa zaten sorun yok. Anlaşmama olursa daha yargılama süreci mahkemelerde devam ediyor. Bu şekilde uzun sürmesi dediniz. Hani dediğim gibi uzun sürmesi tamamen biraz şans faktörü de etkili aslında. Yani hangi mahkemeye düşeceğinden, işte hangi güne ilk duruşma tarihi alacağından tutun da yargılama esnasındaki birçok Değişken sucuya var göre de değişiyor. Değişkenlikler çok fazla o konuda. Hani burada tabii tazminatlardan da biraz bahsetmek evet. gerekir. Şöyle bir işçi, şimdi iş birazdan işveren tarafında kısaca değineceğim ama öncelikle hani işçiler tarafında daha çok bir dava yoğunluğu söz konusu olduğu için o yüzden de oradan bahsediyorum. Bir işçi hangi tarz alacak kalemlerini davada alacak konusu edebiliyor diye baktığımız zaman şimdi bir öncelikle işte bu kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu alacakları, ulusal bayram ve genel tatil günleri alacakları vesaire var. Hani farklı farklı kalemler. Bunlar genelde işçilik alacakları, tazminatlar şeklinde hani geçiyor bildiğimiz üzere, halkçada bilindiği şekliyle. Bir de bunlar işçilik alacağı davalar ama bir de işe iade davaları var. Ben asıl bundan da bahsetmek istiyorum. Hani bu işçi kendi ayrıldı veyahut da işveren tarafının haksız bir şekilde işten Kovuldu. kovuldu. Tamam o işçilik alacaklarınız haklı sizin orada. O tazminat davasını açabilirsiniz. Ama işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarıldığınızda tekrardan işe başlama hakkınız var aslında sizin aynı yerde. İşe iade davasıyla. Hatta bu kadar kolay mı? Değil. Belli başlı şartları var. Bu şartlara baktığımız zaman işte en az 6 aylık bir çalışma süreniz olması gerekiyor. İş yerinde minimum 30 kişilik bir çalışan personelin olması gerekiyor. Büyük İşveren firmalarsın. vekili vesaire olmamanız gerekiyor. Bunun gibi birkaç tane daha farklı teknik şartlar sağlandığı takdirde iş yerine karşı işe iade davası açabiliyorsunuz. İşe iade davaları biraz daha hızlı sürebiliyor. Yani işçilik alacaklarına nazaran biraz daha hızlı sürüyorlar. Ta ki dava sonuna kadar siz belli bir süre çalışmamış oluyorsunuz zaten o dava sürecinde işe başlamak istiyorsunuz. Davanın sonunda şartlar oluşmuşsa gerçekten işverenin haksız bir işten çıkarması söz konusuysa işe iadenize karar veriliyor. Aynı zamanda boşta geçen süreler olarak 4 ila 8 aylık maaşınız kadar da size bir tazminata hükmediliyor. Ha, evet. Dava sonunda siz işverene beni işe başlat diye başvurduğunuzda eğer işe başlatılmazsanız burada bir de 4 maaş kadar hemen hemen işe Ceza. başlatmama tazminatı da ne hak kazanıyorsunuz. Ben genelde yani bazen insanlar geliyor işte ben işten beni işverenim çıkardı. İhbar tazminatı da istiyorum. İşte kıdem tazminatı da istiyorum falan deyip direkt işçilik alacaklarıyla alakalı tazminat davalarını açma yoluna gidiyorlar. Halbuki işe iade davalarını denemeden işte o yola başvurmadan Ama haklarını mantıken de hani evet. gururu da kırılır herhalde. Bir insan şimdi kovulduğun yere tekrardan dönmek için Aslında aslında şöyle burada hakkını savunuyorsun. hayır, o aslında öyle olmuyor. Siz tekrardan işe başlatıldığınızda size önceki çalışma döneminizle aynı şartları sağlamıyorlarsa
Orada yine sizin bu sefer haklı bir şekilde işi bırakma hakkınız var. Yani evet ben işe yerde davası açtım, işe başlatıldım ancak bana farklı muamelede bulunuluyor deyip o zaman farklı kötü niyet ve tazminatlarına varan farklı durumlarda söz konusu olabiliyor yani. O işe başlatıldım bana çok kötü davranacaklar düşüncesi hakim yine insanlarda Tabii. çok bilmedikleri için ama bunu kanun koyucu yine o şekilde önünü almaya çalışmış yani. Bunu da Evet. söyleyebiliriz. Oradan o zaman hemen devam şeklinde gidelim mi? Mobbing konusuna gelelim. Mobbing ya da Mobbing, taciz de çok fazla taciz. yaygın. Bunları herhalde en zoru da ispat etmesidir. Evet. Yani bu noktada nasıl yönlendiriyorsunuz gelen Doğru, çok müvekkillerinizi? doğru. Yine tabii bir dava açtığınızda burada davanızı kazanmak için mutlaka sizin o davayı ispat etmeniz gerekiyor. Evet. Yani bu ne tarz bir dava olursa olsun biz her dava dilekçesinde deliller kısmı vardır. Yazdığımız dilekçeler deliller kısmını mutlaka koyarız. Dava şartlarındandır, dilekçenin şartlarındandır. Orada yazdığınız ve sizin mahkemeye sunduğunuz deliller o davayı kazanıp kazanamayacağınızı zaten az buçuk belli ediyor. Şimdi mobbing konusu da şöyle. Elbette mobbingle alakalı işverene karşı iş mahkemelerinde belli başlı tazminatlarla alakalı başvurular, dava açılışları söz konusu olabiliyor. Ama burada yine dediğim gibi ispat noktasında büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Hani ben mahkemede bunları dile getirip iddia ettikten sonra işte ya ispatlanamazsa işte nasıl ispatlayacağım korkuları, endişeleri çok büyük. Burada yine biz çalışanlara çalışma süresi zarfında bu maruz kaldığı bütün eylemleri, bütün fiilleri, bütün haksızlıkları bir şekilde kayıt altına almalarını Görüntü mü, ses öneriyoruz. mi? Yani şimdi Hangisi daha? şöyle, genelde Yani görüntü karşı zordur. tarafın haberi olmadan görüntü ve ses kaydı almak hukuka aykırı delil deniyor ama insanlar şunu bilmiyor. Eğer size uygulanan o haksızlığı başka türlü İspat ispat edemeyeceksiniz. edememe durumunuz varsa o aldığınız ses ve görüntü kaydını mahkemede kullanabiliyorsunuz. Çünkü siz orada ciddi bir haksızlık, belki bir saldırı, belki yani ceza hukuk anlamında suça varan Yani. hareketlerle tehdit edilip işte bunlara maruz kalıyorsunuz. Başka türlü ispat şansınız da olmuyor. Yani dolayısıyla orada alacağınız tek seferlik ses ve görüntü kayıtları hani bu sürekli olmayacak ama tabii ki de o esnada veyahut da bunu sezdiğinizde bunlar mahkemede kullanılabiliyor mutlaka. Bunu söylemekte fayda var. Ama mobbingin ispatında dediğim gibi yani biraz da iş yerindeki diğer çalışma arkadaşlarınızın da tanıklığı önemli. Bunu da mutlaka söylemeniz. Hani mobbing tanımı Onu da yapmadan açalım aslında. mobbingin ispatına Mobbingin de içine girdik biz neler giriyor aslında. aslında? Evet. Yani Yani mobbing hani atıyorum şöyle. şimdi artık malum maaşlar da arttı. Asgari ücret arttıkça işveren mesela bir kişiye 3 kişilik iş de verebiliyor ve ondan onu yapmasını bekliyor. O baskıyı kuruyor. Bu da bir mobbingdir, değil mi? Doğru. Bu da bir mobbing. Şimdi aslında şunu söylememiz lazım öncelikle. Tek seferlik hareketleri kanunumuz ve mahkemeler mobbing olarak kabul etmiyor. Bunlar belki ceza alabilecek, suç teşkil edecek eylemler olabilir vesaire ama mobbing daha farklı. Mobbing Sistematik olması sistematik gerekiyor. olmalı. Belli bir zamandan beri süregelen eylemler bütünü halinde olmalı. Mobbing'de bir dışlanma olmalı. Mobbing'de işte hakaret, taciz diyorsunuz, işte dışlanma diyorsunuz, işte ağır iş yükü vesaire. Yani psikolojik olarak insana bir yıldırma taktiği geliştirilip bu sistematik bir şekilde sürekli uygulanmalı ki burada bir mobbingin varlığından bahsedelim. Hani iş yerinde çalışma arkadaşların anlık kavgaları, küslükleri vesaire bu çok mobbinge girmiyor. Ama işveren tarafından. Sadece işveren tarafından değil, yani müdürünüz, patronunuz tarafından değil, çalışma arkadaşlarınız tarafından da size karşı sistematik olarak bir dışlanma, işte bir kümelenme olup sizi o kümenin dışında tutma, iş yükünüzü arttırıcı hareketlerde bulunma, patrona, işverene karşı sizi kötüleme durumlarına gidilebiliyorsa, hani bunun da mobbing olmasından bahsedebiliyoruz. Bu da bir mobbing çeşidi. Aslında mobbing kavramının insanlar çok daha katı şeylerden oluşuyor diye zannediyorlar. Yani mutlaka böyle bir hakaret edilmeli, işte vurulmalı, dövülmeli, işte aşırı fiziksel şeyler olarak görüyorlar mobbingi ama gerçekten
Aslında psikolojik Psikolojik daha ve ağırlıklı. ekonomik şiddetin de mobbingin konusu olabileceğini unutabiliyorlar. Ya pozitif ayrımcılığın da bir mobbing konusu olabileceğini insanlar unutuyorlar. Bunlar da mobbing konusunu teşkil edebiliyorlar. Tabii az önce söylediğimiz o bir zamandır süre gelme ve sistematik bir şekilde uygulanma söz konusu olmalı. Gerçekten iş dünyasının içerisinde mobbingin kıyısından köşesine hepimiz bir şekilde geçmişizdir. Yani iş dünyasında bazen insanların gereksiz hırsları, hevesleri ve hatta işte egoları olabiliyor maalesef. Ve hemen hemen her iş yerinde de bu tarz insanlar bulunabiliyor. Dolayısıyla birçok çalışan mobbingin kıyısından köşesinden geçmiştir. Şunu söyleyebilirim. Mahkemelerin mobbinge karşı tutumları biraz daha değişti. Önceden mobbing ne oluyor? Psikolojik şiddet de ne oluyor? Düşüncesindeyken mahkeme artık mobbinge daha profesyonel bakabiliyor. Hani bunun bir sebebi de aslında ülkemizde son yıllarda mobbinge karşı ciddi bir STK'laşma söz konusu. Yani mobbingle alakalı dernekler de kuruldu. Gerek erkek gerek kadın çalışanların gerek karma işte derneklerin kurulması söz konusu. Bununla alakalı hukukçuların ciddi çalışmaları var. Güzel. Çok ciddi akademik çalışmalar söz konusu. Ve mahkemeler de işi biraz daha profesyonelce yine bu doktrinden kaynaklanan çalışmaları göz önüne bulundurarak ele aldıklarında mobbingle mücadele gerçekten epey yol kat etmiş durumda. Ama tabii ne kadar yol kat ederse etsin yani yargılama sürecinde alınan pozitif sonuçlar oluyor bunlar. İş dünyasında devam eden eylemlerle alakalı kişilerin kendi hakkını bir noktada aramaya başlaması lazım. Yani işi mahkemeye sirayet ettirmeden o mobbingin son bulmayacağı, sizin o haklarınızı tazmin edemeyeceğiniz su götürmez bir gerçek. Yani bunu yargıya taşımanın işinize son verileceği anlamına gelmediğini de bilmenizi isteriz diyoruz birçok müvekkilimize. Yani siz hakkınızı arayın, çalışmaya devam edin. Mutlaka bundan bir düzeltme, bir iyileştirme olacaktır. En kötü o size uygulanan bu hareketlerin karşılığında o ki o kötü niyet tazminatlarını vesaire hak edip kazanacaksınızdır. Yani hakkınızı kimse de bırakmayın diyoruz. O şekilde bir yönlendirmemiz söz konusu oluyor mobbingle alakalı açıkçası. Ücretlendirme konusuyla alakalı bilmem ne kadar doğru da mesela asgari ücretle yıllarca aynı görevde ama asgari ücretle hiçbir maaş artışı yapılmıyor. Sürekli asgari ücretle çalışılıyor ama o bir profesyonel işçi, bunun her yıl artması gerekmiyor mu? Yani bu şekilde işçi çalıştıran bir sürü firma olduğunu biliyorum. Mesela bu da Doğrudur. herhalde haksız bir dava konusu herhalde büyük ihtimalle. Onu şöyle izah edebiliriz. Tabii ücret konusu da mahkemelerde ciddi bir uyuşmazlık konusu olabiliyor. Hatta bunun için mahkemeler genelde ilgili meslek odalarına işte bu meslek grubundaki kişilerin, bu işi yapan kişilerin almış olduğu emsal ücretler nelerdir? İşte odanız bu konudaki görüşünü bize belirtsin şeklinde yazılar yazarlar. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bizim kanunla belirlenen bir asgari ücretimiz var. Ama herkes Altında yapılıyor. Yani üniversite mezununa da asgari ücret ödeniyor. Artık ülkede yani %70'i asgari ücret alıyor yani şu anda. maalesef şöyle bir durum var. Yani ilgili meslek gruplarına siz şu maaştan daha aşağı bir maaş veremezsiniz şeklinde bir kanun maalesef söz konusu değil. Eğer siz size bağlı çalışan bir işçi çalıştırıyorsanız iş yerinizde kanun öngörmüş olduğu asgari ücreti vermeniz durumunda burada bir hukuksuzluktan bahsedemeyeceğiz. Ama şu olabiliyor. Çalışma hayatına başladıktan sonra bazı işçilerin, bazı çalışanların ücretlerini de azaltmaya doğru bir işveren tarafından Bir de azaltma eylem söz oluyor. konusu olabiliyor. Mesela çok yüksek bir maaşla başlamışsınızdır aslında. Asgari ücret nispetinde bir artış gerçekleştirildiğinde çok daha fahiş noktalara girecektir işverenin gözünde sizin maaşınız. Veyahut da yüksek maaşınız bir zaman sonra senin iş tanımın değişti deyip daha aşağıya çekilebiliyor. Bu gibi durumlarda çalışanın eğer yazılı muvafakati olmasa işveren kesinlikle o maaşı düşüremez. Hem burada işverenin bir maaş düşüklüğü yapma söz konusu değil. Hem de şimdi asgari ücretleri malum 6 ayda bir de şimdi yılda bir döndürürler tekrardan. Her yıl belli oranlarda zamlar yapılıyor. Eğer o zam yasal bir şekilde uygulanmışsa orada da kanun işvereni koruyor. Yani işçiye diyor ki sen sözleşme serbestisi varken istersen bu işe girmeyebilirdin diyor. Yani sen bu maaşı bilerek kabul etmişsin.
bu işe girmişsin, yasal artışın da yapılmış, diğer hakların da tamamen verilmiş, fazla çalışman, işte hafta tatillerin, yıllık izinlerin. Yani dolayısıyla sen buradan benim maaşım yıllardır asgari ücrette kaldı deyip ayrılıp işvereninden bir tazminat alma yoluna tabii ki gidemezsin diyor yani. Dolayısıyla burada da kanunumuz işvereni koruyor. İşvereni koruyor. Aynen öyle. O zaman bir de şeyden devam edelim mi? Mesela sigortada asgari ücretli gösteriliyor ama çok daha fazlasını alıyor. Evet. Primleri var ya da işte farklı bir maaşı başka bir türlü ama çoğu insan asgari ücretten gösteriyor sigortada. Bu da Doğru. onun ileride emekli maaşını bile etkileyen bir durum. Bununla alakalı ne yapabilir? Şöyle yine hani bununla alakalı çalışan artık bir dur diyebilir. Yani şöyle dur diyebilir. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda aslında çok katı. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki sen kesinlikle bana ödemen gereken primi daha düşük gösterip daha az ödeyemezsin. Ben senin bütün teşviklerini de orada durdururum. Ve bana ödememiş olduğun o primleri cezalı bir şekilde kat ve kat daha fazla senden alırım diyor aslında. Yani aslında burada mahkemeye gidip hakkını aramaktansa SGK'ya şikayet SGK'ya da bir etse. şikayet edilirse zaten SGK çok ciddi bir şekilde işverenle orada uğraşıyor. Ha tabii yine mahkemeye mutlaka gidilmesi gerekiyor. Çünkü burada ciddi bir sosyal güvenlik haklarının kaybı söz konusu. Ki çoğu insan İlerideki bunu kovalamıyor biliyorum yani yok çoğu insan. yapmıyorlar. Çünkü ne oluyor? Genelde İşten ayrılırken hem diğer işçilik alacakları hem de oradaki eksik prim günleri söz konusu. Bir dava açacağınız zaman hizmet tespit davası diyoruz. Hani hizmetlerinin karşılığı olan primlerin eksik ödenmesi söz konusuysa ya eksik sigortalanmışsınızdır veyahut da maaşınızın çok çok altında prime yatırılmıştır. Hani bununla alakalı açılacak olan diğer davalar bekletici mesele yapılabilir korkusu olabiliyor. Tazminatıma geç kavuşabilirim korkusu oluyor. Veyahut da çok da önemli değil denebiliyor ama artık insanlar maalesef bizim ülkemizde bir şey deneyip gördükten sonra pişman oluyor. Hani ilerideki emeklilik hayatını kimse düşünmüyor. Veyahut da diğer sosyal güvenlik haklarını çok kimse düşünmüyor. Maaşı yatıyor mu yatıyor. İşte ne Tamam, yapabilirim? idare. Diğer kıdem tazminatımı da aldım işverenden. Tamam deyip çok üstüne gitmiyorlar. Burada kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu durumu bildirdikten sonra kendisine bir yine hak nedeniyle iş hakkını fesih durumu doğuyor. Yani işçi benim primlerim aslında asgari ücret üzerine yatırılmış olsa bile ben normalde 17 bin lira değil 25-30 bin lira maaş alıyorum. Bu bana yatırılan maaşın 17 bin küsur lirası bankadan ödeniyor. Bu Gerisi geri elden bana elden. veriliyor deyip burada yine hem şikayet yoluna hem de mahkemede diğer işçilik alacaklarıyla alakalı, kıdem tazminatı vesaire haklarıyla alakalı tazminat davası açma yoluna gidebilir. O noktada mahkemede yine ispat konusu çok önemli. Yani maaşınızın bir kısmının elden verildiğine dair Evet, bunu bir elden almanı ispat nasıl ispatlayacaksın? gerekiyor. Yine burada tanık beyanları çok önemli. Yani bir iş yerinde bu uygulama varsa birçok işçiye karşı vardır. Sadece size yapılıyorsa bu çok müstesna bir durumdur. Bununla çok karşılaşmıyoruz. Diğer çalışanların, çalışıp iş yerine ayrılanların, sizle beraber orada mutlaka çalışmış olan kişilerin buna karşı yapacağı tanıklık sizi mahkemede bir sıfırına taşıyabilir. Davanızı ispat etme noktasında size kolaylık sağlayabilir. Haricinde yine WhatsApp konuşmaları, görüntü kayıtları vesaire vesaire bunlar da yine etkili olabiliyor. Bazen farklı hesaplara gönderilebiliyor. Yani maaş hesabınıza değil de farklı bir hesaba gönderilebiliyor. Banka dekontları da bu noktada işe yarayabiliyor. Bunun bir önemi de şurada ortaya çıkıyor. Tamam siz iş yerinden ayrılıyorsunuz artık tazminatlarınızı alacaksınız ama kıdem tazminatınızı hangi brüt ücret üzerine alacaksınız? Bu da çok önemli. Yani sizin maaş miktarınız aslında sizin fazla Asgariden mesai gösterilmiyor. alacaklarınızı da belirliyor. Yıllık izin alacaklarınızı da belirliyor. Kıdem tazminat alacağınızı da belirliyor. Yani asgari ücret noktasında kalması var. Belki asgari ücretin 2-3 katı noktasında bunun ispatlanabilmesi var. Yani burada da ispat gücünüzü gerçekten mahkemede iyi kullanabilmenizle alakalı bir durum bu. Eğer ispatlayabiliyorsanız haklarınızı yine alabiliyorsunuz son Burada ne kadar geriye dönük mesela ispat toplamak gerekiyor? Atıyorum işte dakika. hani son 2-3 ay iş yerinden ayrılmaya karar verdi hani bir kişi. Artık Doğrudur. haksızlığa uğradığını da düşünüyor. Ben dava da etmek istiyorum diyor, haklarımı da almak istiyorum diyor.
Yani o dönemden itibaren atıyorum delil de toplamaya başladı diyelim. Hani son 2-3 ay yeterli olur mu? Ya da hani Son 2-3 ay yeterli olur. Burada fazla mesai biraz hariç tutmak istiyorum. Ama diğer konularda işte maaşınızın bir kısmını elden aldığınız, işte fazla çalıştırılıp, şey, hafta tatillerinin kullandırılmadığı, işte yıllık izin zaten yazılı bir şekilde ispatlanmak zorunda işveren tarafından. Ha, ben o konuda da çok ciddi bir şekilde uyarı yapmak istiyorum. Bazen işten ayrılırken insanlara bunları imzala, tazminatını öyle vereceğiz. Hatta bunları imzalamak zorundasın, işi sen bırakıyorsun deniyor ama mutlaka ve mutlaka avukatınıza danışmadan hiçbir şeyi işten ayrılırken imzalamayın. Bazen benim müvekkillerime 5-10 yıldır kullanmamış olduğu yıllık izin formlarını imzalatıyorlar. Bazen işte fazla mesailerin hakkını, karşılığını aldığına dair yazılar imzalatıyorlar vesaire. Hani ibranameler imzalatıyorlar. Daha sonra kendisinin işte farklı bir sebeple istifa ettiğine dair istifa mektupları da imzalatabiliyorlar. O konuda ciddi bir uyarı yapmak istiyorum. İş yerinden ayrılırken mutlaka ve mutlaka gerekirse hiçbir şey imzalamadan, gerekirse de yani imkanınız varsa, tanıdığınız bir avukatınız da varsa kendisine sorarak bu metinleri avukatınızla gözden geçirerek imzalayın. Alabilir mi? İsteyebilir mi? Hani atıyorum muhasebe müdürüne. Ben bu evrakları alayım, avukatıma bir göstereyim. Tabii en Ondan doğal sonra hakkı, geleyim en doğal diyebilir, değil mi? hakkı zaten yani işveren size bir şey yaptırmak istiyorsa burada mutlaka kendi faydasına bir durum söz konusudur. Yani sizin kârınızı artık o noktadan sonra çok düşünmüyorlar. Ya verin inceleyip imzalayayım veyahut da imzalamıyorum deyip ceketinizi alıp çıkabilirsiniz. Yani bu sizden dolayı hakkınız, sizi orada alıkoyacak değiller. O noktada zaten polis arayıp ben burada alıkonuluyorum diyebilirsiniz. Yani sorun yaşamazsınız. Dolayısıyla son 2-3 ay bu konuda bizim için yeterli olur. İşte gerekli delilleri, gerekli işte mahkemede ispat aracı olarak kullanabileceğiniz envanterleri elde edip saklamanız, depolamanız, bir delil havuzu, Kılavuz, kılavuz oluşturmanız gerekiyor. Mahkemede bunlar yeterli olur. Fazla mesai noktasında biraz sıkıntı belki çekilebilir. dosyası. Şimdi fazla mesai ile alakalı mahkemeler bunu tek tek soruyor. Hangi dönemde, kaç saat, işte yazın kaç saat, kışın kaç saat, kaç yıldır bu böyleydi gibi sorular sorulabiliyor. Bir de bunlar tabii işçilik alacaklarının bir kısmı belli başlı zaman aşımlarına tabi. Hani 5 yıldan önceki haklarınızı, fazla mesailerinizi mesela alamıyorsunuz. Yani son Öyle 5 mi? yıllık tabii. Yani onu devam eden süreçte artık zaman aşımı uğrayacağını düşündüğünüz bir hakkınız varsa işte artık 5 yıl doluyor o dönemki çalışmalarımın benim. Onları artık tazmin etmeliyim diyorsanız orada da harekete geçmek gerekiyor aslında. Bir de insanlarda şöyle bir yanlış algı var. Yani ben mutlaka belli başlı haklarımı işten ayrılıp tazmin etmeliyim düşüncesi var. Ben Ayrılmadan da bunu ayrılmadan da aslında talep aslında ben fazla edebilirim. mesailerimi de talep edebilirim. Yıllık izinlerimi de talep edebilirim. Hafta tatillerim varsa onlara ilişkin çalışmışsam alacaklarımı talep edebilirim. Bu arabuluculuk kurumunu gerçekten burada etkili kullanmak önemli aslında. Yani illa gidip dava açmanıza gerek yok. İşverenle konuşursunuz, görüşürsünüz, fikirlerini söyler, size uyar, uymaz. O zaman siz de bir arabuluculuk başvurusuyla işten ayrılmıyorum. Kıdem tazminatı vesaire bir şey istemiyorum. Ama fazla mesailerimi bana lütfen ver diyebilirsiniz. Veyahut da bunu dava konusu yine edebilirsiniz. Yani bu konuda bir sorun yaşamazsınız. Bu şekilde özetleyebiliriz açıkçası. O zaman sanırım sorun işte evet biraz çekiniyor işçi, işverenini bu tür haklarını aramaktan. Evet. Aslında bunlar en doğal hakları. Çekiniyorlar. Neden çekiniyorlar? Şimdi ufak Sonraki şehirlerde daha atıyorum bir sonraki iş görüşmesinde de hani soruluyordur neden ayrıldınız? Hani bu çok bile nedeni var. etkiliyordur herhalde değil mi? Hani Kesinlikle, kesinlikle. davalık olursam bir sonra daha iş bulamam bu sektörde işte referans Evet. yazamam. Bu bile Ufak elini bağlıyordur. sektörlerde yani niş bir iş yapıyorsanız atıyorum yani bir denizcilik sektöründe çalışıyorsanız ve orada önceki iş yerinizde kötü olmanız sizi piyasada kötü birisi yapacaksa maalesef orada işçiler çekinebiliyorlar. Çalışanlar dava açmaya çekinebiliyorlar. Veyahut da ufak yerlerde yine eş, dost, tanış olayı maalesef çok fazladır. İşte o bizim tanıdığımız, o bizim işte ekmeğini yediğimiz insanı yarın bir gün belki yine vesile olur orada çalışırız düşüncesi de yine çalışanı haklarını arama yolunda Engel mahkemelerden alıkoyuyorlar maalesef, engelliyorlar.
Ya kendileri bunu engel olarak görüyorlar aslında. Hani işverenler artık bununla çok sık karşılaşıyorlar. Çok doğal bir durum. Ve aslında kendilerinin hakları bu. Yani işveren size çok büyük bir şeyler, bir keyif bağışlamış olmuyor. Siz ona kendi almanız gereken parasal ve diğer sosyal güvenlik haklarınızı bağışlamış oluyorsunuz. Ama bu noktada maalesef bazı bir takım çekinceler meydana girebiliyor. Hem bu referans konusu, işte piyasada kötü anılmamak, hem işte belki yarın bir gün yine orada çalışabilirim düşüncesi. Bazen de bizim insanımız biraz şeydir, affetmeyi unutmayı Duygusal sever, milletim duygusaldır. zaten, evet. Yani ekmeğini yedim düşüncesi bir kere. Zaten arabuluculukta zaten en çok işverenlerle biz hani aynı koltuğa, aynı masaya oturuyoruz. Direkt benim yanımdaki müvekkili, o kadar ekmek yedin yani bunu da mı Direkt ilk yapacaktın deyince, cümle o. yani bana dönüp avukat bey ya vaz mı geçsek diyor. Ben de diyorum artık söz hakkı bende, boş ver diyorum. Artık o profesyonel çalışma hayatına geçilmesi gerekiyor. Yani bu Geçilmesi gerekiyor. duygusallık bırakılması gerekiyor. Yani. Şimdi şunu da söylemem gerekiyor. Burada hep işçi haklarından bahsettik ama gerçekten bahsetmemiz gerekiyor. Daha da çok bahsetmemiz gerekiyor. Ama burada yine işverenle alakalı da bir iki noktaya Tabii. değinmekte fayda görüyorum. Hani bu bahsettiğimiz işte işçi haklarının yanı sıra işverende bir takım hakları bulunmakta. Bazen işçiler, şimdi piyasadaki birçok işveren müvekkilden bunu duyuyoruz. Yani eleman bulamıyorum. Eleman buluyorum, ertesi gün, 2 gün, 3 gün, birkaç gün çalışıyor, bir iki ay çalışıyor. Bırakıp gidiyor. Veyahut da yıllardır onunla beraber bir işi büyütüyoruz. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl emek veriyorum. Bir anda bırakıp gidiyor diyorlar. Hani burada şunu da söylemem gerekiyor. İşverenin de burada ihbar tazminatı alma hakkı var. Yani siz işinizi kıdeminize göre belli başlı 2, 4, 6, 8 haftalık periyotlarla önceden yazılı bildirimle bırakmanın durumundasınız Öyle ki çat diye böyle istifa çat ediyorum, diye istifa gidiyorum ediyorum, yok. gidiyorum yok. Hani bir de işverenin eğer gerçekten ben elemanlarımın hakkını veriyorum düşüncesi sahipse kendisinde, bu düşünceye sahipse diğer yazılı bütün formlarını, işte yıllık izin formları, fazla mesai ile alakalı çalışan saatlerin karşılığındaki o bordro imzalarını mutlaka düzenli bir şekilde tutması, iş yeri özlük dosyalarını mutlaka özenli ve düzenli bir şekilde tutması gerekiyor. Burada yine işverenin de açılmış olan bir davada kendi tanıklarını düzgün bir şekilde, sağlıklı, verimli bir şekilde kullanabilmesi de çok önemli. Yani biz mahkemelerde şunu da görüyoruz. Aslında fazla mesaisi olmayan bir çalışanın biraz tanıklarını doldurmasıyla onlarca bin lira fazla mesaiye hak kazandığını da görebiliyoruz. Bu noktada işverenleri de biraz daha özlük dosyalarını ve iş yerindeki çalışma prensiplerini biraz daha kuyut altına alması, yazılı şekilde biraz daha hareket etmesi gerekiyor ki kendileri de mağdur olmasınlar. Burada aslında iş sözleşmesi çalışanın belli bir maaş karşılığında işverene bağlı olarak çalışmaya taahhüt etmesi. Yani ben işveren olarak size ücretinizi vereceğim. Siz de bana bağlı bir şekilde çalışacaksınız ve bu bağlılığın dışına çıkmadan işinizi gereken özen ve özveriyle yerine getireceksiniz demek aslında. Aynen Yani öyle. burada aslında çok basit bir sözleşme türü, iş sözleşmesi, yani işe başlamak, devam ettirmek, ama tabii sektörel farklılıklar ve hatta işte beşeri farklılıklar çok daha farklı uçmazlık noktasına alıp götürebiliyor olayları. Bu noktada hem işçilerin hem işverenlerin kendi haklarını etkili bir şekilde arayabilmesi için gerek avukatlarına danışmaları, gerek bu konuda biraz daha bilinç sahibi olabilmeleri adına araştırmaları gerektiğini söylemekte fayda buluyorum. Çok teşekkür ediyorum Bu size. noktada yasal destek almaktan da Evet, kaçınmamaları gerekiyor. mutlaka. İnsanlarda hep şey var, şimdi avukata dünya kadar para vereceğim, ne gerek var mantığıyla aslında bir sürü para kaybı, bir sürü hak Orada kaybına uğruyor, farkında değiller. ya orada şunu da mutlaka söylemek istiyorum. Birçok sektörde yani hizmet sektörü özellikle önleyici hizmetler var. Yani işte önleyici sağlık hizmetleri olduğu gibi bizde de önleyici hukuk hizmetleri mevcut. Yani öncesinde bize danışıp alacakları fikirler, danışacakları fikirler, öğrenecekleri bilgiler belki bize verdikleri ücretin kat be kat Aynen fazlası. öyle. Yani devede kulak alacak miktarları belki bize danışmanlık ücreti olarak ödeyecekken
Daha sonra ciddi ciddi ücretleri mahkemelerde ödemek durumunda kalabiliyorlar. Burada yine aylık danışmanlık konusunu ben çok önemserim aslında. Benden aylık danışmanlık alan müvekkillerim de bana tek dosya bazlı çalışmaya gelen müvekkillerim arasında ciddi farklar olduğunu söyleyebilirim. Niye? Ben müvekkillerimi olası tehlikelere karşı koruyarak her ay hareket ediyorum. Ancak zaten bana dosya getiren, yani tek bir dosya getiren müvekkilim ise o noktaya kadar belli başlı bir enkazla beraber bana Zaten gelmiş evet. oluyor. Yani onu toparlayabilmek o kadar kolay olmuyor aslında. Yine elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama iş işten geçmiş olabiliyor. Dolayısıyla önleyici hukuk hizmetleri, yani hukuki danışmanlık konusunda da insanların biraz daha bilinçli olup erkenden hareket etmesi çok daha önemli. Yani Aile hekimi sahte gibi bence danışmacı böyle her mahallede bir de hukuk bürosu olmalı bence. Herkesin gelip aslında danışabileceği. yani sanıkla yetinince avukat var, herkesin hizmetini görebilecek, herkesin ihtiyacını karşılayabilecek kadar avukat sayısı mevcut. Gerekli uzmanlık alanlarında gerektiği kadar kendini yetiştirmiş çok güzide meslektaşlarımız var. Dediğiniz gibi yani 1-2 saat danışmanlık ücreti vermemek için belki onlarca yüzlerce bin lira avukatlık ücreti, dosya ücretleri ödemek çok daha ağır olabiliyor. Bu konuda ben tekrardan uyarmak ve bilinçlendirmek istiyorum. Mutlaka önleyici hukuk hizmetlerini, hukuki danışmanlık kurumunu etkili bir şekilde kullanmalarını isteriz halkımız. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler Ben için. teşekkür Belki ederim. ilerleyen zamanlarda bu konulara devam etmek isteriz. Ne olur inşallah zaman zaman belli başlı hukuki meselelerde bilgilendirmeler yapmak. Bir Samsunlu olarak, bir Samsun vatandaşı olarak bizim de Samsun'a bir borcumuz ifa noktasında, hizmet noktasında bizi sevindirir. İnşallah zaman zaman görüşürüz. Elimizden gelen yardımı, desteği vermeye çalışırız. Peki, çok Sağ olun. teşekkürler. Hoşça kalın.